Vekili TV olarak vatandaşın çığlığıyız biz, değil mi? Genelde caddelerdeyiz, sokaklardayız, milletvekillerimize, bakanlarımıza, belediye başkanlarımıza mikrofon uzatıyoruz. Ve burada genelde gözlemlediğimiz bir şey var. İnsanların, vatandaşımızın korkuları var, kaygıları var, ümitsizlikleri var, dertleri var, sıkıntıları var. En önemlisi de bunların aslında kendi hayatları üzerinde olumsuz bir şeye sebebiyet verdiğini biliyorlar ama nasıl çözeceklerini, bunun üstesinden nasıl geleceklerini bilmiyorlar. Ve bu zaman içerisinde biliyorsunuz Hindistan'a gezi için bir gün iki gün giden ve geldiğinde sahte belgelerle hocalar olan, olumlu düşünme sanatını insanlarla paylaşan kişiler de var. İstanbul'da bunun eğitimini veriyoruz diyen insanlar da var. Ama biz bu işin merkezine gittik. Şu anda yanımızda sevgili Hümeyra Gürel Tümay var. Hanımefendi TETA eğitimi veriyor. Doğru mudur? Evet. Ve bize şimdi TETA eğitimi nedir? Ne manaya geliyor? Bu işe nasıl merak saldı? İnsanlar bu iş için neler yapmalı? Olumlu düşünme için neler yapmalı? Bunu anlatacak. Raportaj öncesindeki sohbetimizde bir şey benim çok dikkatimi çekti. Zaten konuya öyle gireceğim. Biz bu eğitimde kökten gelen olumsuzlukları, kökten gelen olumsuz düşünceleri temizliyoruz ve bu işin içerisinde DNA'dan gelen şeyler de var demişti. Evet. Doğru mu? Hocam öyle iyi almış mıyım ilk eğitimi? Tabii ki. Olumsuz düşüncelerim sadece bu hayattan kaynaklanmıyor biliyorsunuz. Atalardan getirdiğimiz kalıplar da olabiliyor. Bizim farkına varmadığımız şeyler. Ve bunları da TETA ile temizleyip yerine olumlu düşünceler koyabiliyoruz. İlk önce isterseniz TETA'nın ne olduğunu lütfen, biraz açıklayalım. TETA ismi beyin dalgasından geliyor. Biliyorsunuz beyin dalgalarımız var. Şu anda biz konuşurken beta halindeyiz. Ve beta halindeyken hem hızlı düşünüyoruz hem hızlı konuşuyoruz. Biraz zihnimiz gevşediğinde alfa haline giriyoruz. Alfa ne zaman alfaya giriyoruz? Mesela bir televizyon seyrederken, kitap okurken veya biraz meditatif hale girince gevşediğimizde giriyoruz. Bir sonraki dalga da teta oluyor. Teta'dan sonra da delta var, çok derin uyku dalgası var. Dolayısıyla teta'ya baktığımızda aslında bir uyku dalgası. Fakat bu tekniği öğrendiğimizde biz bilinçli olarak gün içinde kolaylıkla bu dalgayı kullanabiliyoruz. Ve biraz da şey bahsedelim, neden bu dalgayı kullanma ihtiyacımız evet. var? Teta dalgasına çıktığımızda düşüncelerimizi kolaylıkla değiştirebiliyoruz. Mesela bu halimizle beta'dayken değiştiremediğimiz birçok şeyi teta'da anda değiştirebiliyoruz. Ve aynı zamanda sağlık için çok faydalı bir dalga. Serotonin hormonunu arttırdığı için mutluluğumuzu arttırıyor ve zihnimiz daha işte gevşediğinde, daha rahat hissettiğimizde hem beynimiz dengeleniyor hem sağlığımız için çok büyük olumlu artıları var. Bu şekilde bunu kullanmamız çok faydalı. Evet. Bu işe ne zaman merak saldınız? Bu işe yaklaşık işte 2000 yılları civarında ilk Reiki ile başlamıştım. Daha sonra da birkaç tane değişik teknik öğrendikten sonra Teta karşıma çıktı. Biraz kendimi keşfetmekle ilgiliydi. Biraz işte yaratılışla ilgili. Dolayısıyla bir arayış içindeyken bu karşıma çıktı. Evet. Ve o zamandan beri öğrenip uyguluyorum ve eğitimini veriyorum. Harika. Peki bu kökteki olumsuzlukları çözüyoruz. Diğer eğitimlerden farkımız bu demiştiniz. Evet. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi şöyle, bazen olumlu düşünmeye çalışıyoruz. Hani olumsuz düşüncelerimizin farkındayız. Olumlu düşünmeye çalışıyoruz ama bir gün olumlu düşünüyorsunuz, iki gün olumlu düşünüyorsunuz. Sonra tekrar direkt eğer kuvvetliyse olumsuz düşünce devreye giriyor. Bu teknikle bunun kökünü bulup kökünü çıkarttığımızda o zaman olumluyu koyduğumuzda çok daha farklı sonuç alıyoruz. Bu nasıl bir şey? Hani sadece olumlu düşünürsek belki işte çiçeği koparıyorsunuz. Ama kökünü çıkarttığınızda tekrar aynı yerde büyümesine imkan yok. Veya ot diyelim. Hani çiçek değil de ot diyelim. Dolayısıyla bazen olumlama yapmak yeterli olmayabiliyor.
Böyle bir teknikle kökünü çıkarttığınızda yerine olumlusunu koyuyorsunuz ve çok daha sağlıklı oluyor. Evet. Yani mesela demin de bahsettiğimiz gibi DNA'lar. Evet. Bizim düşüncemizde çok etkili demişler. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani mesela insanların, özellikle Türk insanının DNA'sındaki en önemli olumsuz düşünce ne? Atalardan gelen. Evet. Şimdi tabii ki herkesin DNA'sı farklı ama şöyle kendi hayatımız ve yarattığımız düşüncelerin dışında etkilendiğimiz bir atalardan gelen düşüncelerimiz var. Yani aile soyumuzdan gelen düşünceler var. Onun dışında aynı zamanda yaşadığımız topraklar da bizi çok etkiliyor. O da toplum bilinci diye bakabiliriz. Yani Türkiye'ye baktığınızda birçok yaşanmışlık var, savaşlar var, olumlu, olumsuz birçok şey var. Dolayısıyla topraklardan da etkileniyoruz. Ama burada en önemli şey hayatınızdan ne kadar memnunsunuz? Memnun olmadığınız şeyler var mı? İlerlemek isteyip de ilerleyemediğiniz noktalar var mı? O noktalarda Theta'yı kullandığımızda engelleri kaldırıyoruz ve daha rahat bir şekilde isteklerinize ulaşmanızı sağlıyoruz. Evet. Şimdi genelde insanlar bu tarz şeylere yaklaşırken bazen de şunu söylüyorlar. Ya bunlar para tuzağı kardeşim. Hı hı. Değil mi? Biliyorsunuz. Evet, tabii. Bununla mutlaka, bu tepkiyle mutlaka karşılaşıyorsunuz. Veya sizin de gerçekten bu işin içerisindeyken şunu diyebiliyorsunuz. Ya abi şu adama bak ya. Gerçekten dolandırıcı. Gitmiş bir iki gün, hı hı, eğitim demiş. Gelmiş burada insanları kandırıyor. İnsanımız bu ayrımı nasıl yapabilir? Ya gerçekten bu doğru mu? Bana fayda edecek. Yani hayatım boyunca bana lazım olacak bilgiler kararını nasıl verebilir karşı tarafta? Tabii ki bu da mümkün. Şöyle, yani eğitim seminerlerinin bir kısmını uygun olmayan kişiler için ya az bir ücretle ya da ücretsiz olan kısımlar da var. Onları da veriyoruz. Onun dışında bir seans deneyimleyebilir ücretsiz olarak. Orada hissedebilir. Zaten bu tekniği bir şey değiştirdiğinizde, diyelim ki bir düşünce değiştirdiniz, onu anında hayatınızda hissedebiliyorsunuz. Yani güzel tarafı da o. Diğer tekniklerde belki biraz daha yavaş çalışıyor ama bu çok anında çalışan, çok hızlı çalışan bir teknik. Dolayısıyla hani bugünkü koşuşturma içinde çok birebir ideal bir teknik. Peki, bu arada çok güzel gülüyorsunuz maşallah. Zihin eğer hiçbir şey yapmaz ise, üretmez ise, evet, hastalık üretir demiştiniz. Evet. Bu benim çok dikkatimi çekti. Evet, çok önemli. Bu çok önemli. Ayşar mısınız? Yani... Tabii ki. Hayatınızda hedefler çok önemli. Dediniz ya, benim her zaman hedeflerim var. Ben de çok güzel bir şey dedim. Bu aslında seminerlerde bizim vurguladığımız önemli bir nokta. Mutlaka kişiye hedefler veriyoruz. Bu kişi çalışır olsun olmasın. Yani evinde oturan bir kişi için de mutlaka hedefler gerekiyor. Bu büyük hedefler olması gerekmiyor. Mesela dışarı çıkıp bir şey satın almak veya bir dolaşmak, bir spor yapmak bu hedeflerin başında olabilir. Yani bu bize bir yaşam sevinci veriyor. Öbür türlü yaşamın bir parçası olduğunuzu hissetmiyorsunuz. Ve hedef koymadığınızda, işte hayatınızda yapacak bir şey olmadığını düşündüğünüzde bilinçaltı mutlaka sizin için bir şeyler üretiyor. Ama nasıl üretiyor? Mevcut veri tabanında ne varsa onlarla üretiyor. Buradaki olumlu, olumsuz ne var bilmiyoruz. Dolayısıyla bu bir hastalık olarak da karşımıza çıkabilir. Hastalık olunca ne oluyor? Zihin onunla meşgul olmaya başlıyor. Yani yine meşgul oluyor. Burada ne yapabiliriz? Hedeflerimiz olduğu sürece o zaman hastalıklardan uzak durmuş oluyoruz. Evet. Yani mesela biz tüm insan olarak hastalığı konuşmayı da çok seviyoruz değil mi? Evet. Yani büyüklerimiz bir aradığımızda yani kendilerine ilgi, alaka daha çok gösterilsin diye belki de anacığım nasılsın dedi. Evet. Ama ya oranın ağrıyor oğlum ya buranın başım ağrıyor. Yani sadece kendi ailem için söylemiyorum tabii bunu ama genel anlamda vurguladığımız zaman hastalığı konuşmayı, insanlara hastalıklarımızı anlatmayı da bunu çok seviyoruz. Evet. Ben bunu aslında doğru bulmuyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Yani hani bir şeyin üzerinde çok tekrar ettiğimizi düşündüğümüzde bütün her şeyimizi ona yoğunlaştırıyoruz, öyle değil mi? Evet. Şimdi şurada ben orada büyük bir hem sevgi hem şefkat hem de ilgi eksikliği görüyorum. Bu sadece bizim toplumumuz için geçerli değil, bütün toplumlar için geçerli.
Biz bir kişi istediği veya ihtiyacı olduğu ilgiyi karşı taraftan alamıyorsa onu mutlaka bir şey kullanarak alıyor. Hastalık da bunun bir tanesi. Yani aslında büyüklerimiz olsun, başkaları olsun, bazen hasta olmadığımız zaman işte buram ağrıyor şeklinde ilgi odağı olmaya çalışıyoruz. Önemli olan ne yapıyoruz orada? Kişinin ilgisini üzülme, işte dertlenme, ben senin yanındayım mı duymak için hastalığı bahane ediyoruz. Ama onun dışında dediğiniz çok doğru. Birçok insan hastalığı konuşma konusu haline getirip onu bir sohbet haline getiriyor. Ve burada çok enteresan, bazen de görüyorsunuz ki işte birkaç kişi arasında hastalık konuşulurken kimin daha çok fazla hastalığı varsa en çok ilgi ona gidiyor. Çünkü bir yandan orada ne yapıyor kişi? Aslında kendini acındırtıyor. Evet. O şekilde ilgi almaya çalışıyor, sevgi alıyor. Hani yaptıkları evet. Güzel şeylerini, hayallerini paylaşarak ilgi tabii almaya ki çalışsa evet, daha güzel olacak değil mi? Harika. Bir de başka bir önemli şey de aslında bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her ne kadar işte hastalığımız, derdimiz varsa tabii ki onları söylemek önemli. Fakat üzerinde böyle büyük bir ağırlık koyup söylediğimizde ve günler boyu konuştuğumuzda neye odağımızı koyarsak o büyüyor. Dolayısıyla onu büyütmüş oluyoruz. Yani hastalık sürekli olmaya başlıyor ve bir türlü kurtulamıyoruz. Hani bir hastalık bitiyor, öbürkü başlıyor. Yani bu bakımdan düşünce gücü çok önemli. Neyi düşünürseniz o gerçekleşiyor. Vay. Şimdi peki sevgili Hümeyra Hanım, biz asla kadına yapılan şiddeti tasvip etmiyoruz. Evet. Ve şu anda da zaten bugün buradaki röportajımızdan sonra da devam edeceğiz. Kadın Liderler Semineri var. Biz bugün Kadın Liderler Semineri'nde basın sponsorluğu üstlendik. 5 gündür devam ediyor. Onun da ayrı bir heyecanını yaşıyoruz. Kadına yapılan şiddet, terör cinayetleri, erkeğin eşini dövmesi. Sizin bu TETA'yla baktığınız zaman oradaki tabloyu nasıl görüyorsunuz? Burada kimin acizliği var? Bence burada kadının acizliği yok aslında. Erkeğin acizliği var burada. O şiddeti gösteren kişinin acizliği var ama bunu nasıl görüyorsunuz bu eğitimle baktığınız zaman? Burada nelerin düzelmesi lazım? Çünkü toplumsal bir problem bu. Ve ben bu toplumsal problemin aslında düşüncedeki kısırlıklardan, olumsuzluklardan kaynaklandığını düşünüyorum. Hı hı. Evet. Şimdi burada birçok faktör var aslında. TETA'da biz çünkü şiddet, ondan sonra travma üstüne çalışmalar da yapıyoruz. Hatta İngilizce kitaplar var bununla ilgili. Yakında tercüme edilecek. Şimdi travmayı iki taraflı düşünebilirsiniz. Bir DNA'dan getirdiğimiz bir şey var. Biliyorsunuz hem dünya üstünde hem Türk toplumu olsun bir kadınların bir ezilmiş geçmişliği var. Evet. Dolayısıyla bu DNA'mızda var. Orada işte erkeklerden sonra ikinci planda olmalıyım gibi bir bilinçaltı düşüncesi var. Bunun değişmesi çok önemli. Çünkü bu düşünce olduğu sürece kadın ne kadar kendini kuvvetliyim, ben böyleyim de bile bilinçaltında bu duruyorken kendini yeteri kadar kuvvetli hissetmiyor. Tamam, bu DNA'dan kaynaklanıyor. DNA'dan gelen bir şey var. Onun dışında bu saldırganlık olayı da aslında biraz evvel anlattım ya, mesela şey yapıyoruz, hastalığımızı bahane edip ilgi alıyoruz. Saldırganlık da bir nevi ilgi alma şekli aslında bakarsak. Ha. Bazı kişiler saldırarak ilgi alıyorlar. Çünkü ne oluyor? Saldırdığınız kişi, karşıdaki kişiyi düşünün. Ne yapıyor? Sessiz kalıyor belki karşınızda. Çünkü sizden korkuyor. Ve ezik hale gelip size ilgi göstermeye başlıyor. Bu da ayrı bir psikolojik tarafı, saldırganlığı. Dolayısıyla orada da aslında bu şiddet nereden başlıyor? Yani bu çocuk yetiştirmeye kadar gidiyor. Çünkü bir kişi şiddeti nereden görüyor? Aileden görüyor. Babadan görüyor. Babadan görüyor, anneden görüyor. Dolayısıyla bunu gördüğünde küçük yaşlarda bunu normal bir şey olarak algılayıp daha sonra ileriki yaşlarda da bunu eşine gösterebiliyor.